Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Ayet-el Kürsi'yi değerlendirmeye çalışacağız. Malum Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler belli bir isimle de bilinir. Bunlardan en meşhurlardan birisi hemen hemen bütün Müslümanların ezbere bilmiş olduğu Ayet-el Kürsi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul gayyum diye başlayan Kur'an-ı Kerim'deki müstakil ayetlerden birisi. Bu ayet-i kerimede kürsi kelimesi de geçtiğinden buna kürsi ayeti anlamında ayet-el kürsi denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de mesela bir müdayene ayeti Bakara suresinde bir sayfalık bir ayettir. Borçlanmalarla alakalı hükümleri içerir ve bu ayet-i kerimeden bahsedilirken müdayene ayeti denilir. Mesela Nur suresinde Allahu nuru semavat vel ard ayeti vardır. Sure adını oradan almaktadır. Allah'ın nurunun misalini anlatan bu ayet-i kerimeye de ayetün nur, nur ayeti denilmektedir. Bunun peşinde kafirlere bakan yönüyle onların karanlıklarını anlatan ayet-i kerime vardır. Ona da ayet-i zulümat gibi isim verilmektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler diğer ayetlere göre daha böyle dikkat çekmiştir. Daha fazla bilinmiş, daha fazla okunmuştur. Bugün hemen her Müslümanın ezbere bildiği, hemen her gün okuduğu Ayet-el Kürsi üzerinde bazı değerlendirmeler yapmış olacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Ayet-el Kürsi'nin pek çok hassalarını, özelliklerini ifade etmiş ve bunu okumanın belaların def'ine ve ref'ine vesile olacağı, görünür görünmez belalardan, tehlikelerden insanları muhafaza edeceğini müjdelemiştir. Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Allahu la ilahe illa hum. Allah, ondan başka ilah yok. El hayyul gayyum, o hay kayyumdur. La ta'huzuhu sinetun ve la nevm. Ne bir uyuklama ne de uyuma Allah'a arız olamaz. Lehu ma fissemavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Men zellezi yeşfeu indehu illa bi izni. Onun izni olmadan onun nezdinde kim şefaat edebilir? Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Allah onların önlerinde olanları ve geride olanlarını bilir. Hem önden gönderdiklerini hem geride bıraktıklarını bilir. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ اِلْمِهِ İnsanlar Allah'ın ilminden bir şeyi ihata edemez, kuşatamazlar. اِلَّا بِمَا شَاءَ Ancak Allah'ın dilediği miktar, müstesna. Allah'ın dilediği miktar dışında insanlar Allah'ın ilminden bir şey ihata edemez, kuşatamazlar. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah'ın kürsisi gökleri ve yeri içine almıştır. وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا Gökleri ve yeri muhafaza etmek Allah'a ağır gelmez, zor değildir. وَهُوَ Ve o Allah الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Ali'dir, yücedir ve azimdir, azamet sahibidir. Değerli izleyenlerim, bu kısa bir mealiydi. Sadece mealden Kur'an'ı anlamak çok da kolay değil. Kur'an-ı Kerim adeta bir okyanus misal, mana itibariyle okyanus misal düşünülürse her bir ayetin çok derin manaları var. Mealini vermek o okyanusun sadece böyle maviliğini göstermek gibi. Okyanusa baktığımızda o mavilik görülüyor ama daldığımızda çok muazzam bir derinlik var. İşte burada Allah-u Teala'nın önce bir olduğu, ondan başka ilah olmadığı nazara veriliyor. Allahu la ilahe illahu. Allah'tan başka ilah yok. Bu tevhid hakikatıdır. Yani bütün alemler bir tek Allah'ındır. Birden başka ilah söz konusu değildir. Başka bir yerde lev kâne fîhime âlihe eğer göklerde ve yerde ilahlar olsaydı, Allah değil birden çok ilahlar olsaydı lefesedeta gökler ve yer fesada uğrardı. Gökler ve yer bozulurdu. Bu tarzda anlatılıyor. Mesela bir asker düşünelim.
başında 10 tane komutan var. O zavallı asker ne yapacağını şaşırır. Biri bir türlü emir verir, başkası başka türlü emir verir ve hangi birinin dediğini yapacak. Ama 10 tane asker bir tek komutanın emrine verildiğinde bir tek komutan hepsini kolaylıkla idare eder. Temsilde hata olmasın. Bütün varlık alemi Allah'ın askerleridir. Ve Allahu Teala onlara emreder. Allahu Teala onları sevk ve idare eder. Velillahi cunudus semavati vel ard. Göklerin ve yerin orduları, askerleri Allah'ındır. Ve ma ya'lemu cunuda rabbike illa hu. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. İşte bütün kainatta, bütün varlık aleminde Allahu Teala'nın tam bir hükümranlığı var. Tam bir idaresi söz konusu. Zerre miktar şerike yer yok. Zerre miktar bir başkasının müdahalesi söz konusu değil. Ve Allahu Teala hay ve kayyum. Hay, ezeli ve ebedi hayat sahibi. Yani Allah'ın hayatı zatındandır. Bizlerin hayatı gibi, diğer canlıların hayatı gibi değildir. Bizlerin hayatı Allah'ın vermesiyle var. Bugün hayatımız var, yarın alındığı zaman hayatımız olmayacak. Ama Allahu Teala hayyüllezî lâ yemût, yani ölmez diri. Allahu Teala ezeli ve ebedi, hayat onun zatının lazımı. İşte hay denildiğinde el hay ismi Allah'ın isimlerinden, bütün hayatlar ondan. Onun ezeli ve ebedi daimi bir hayatı var. Ve aynı zamanda Allahu Teala kayyum, yani her şeyi ayakta tutan o. Mesela insan şu anda ayakta duruyor, ruh vasıtasıyla ayakta duruyor. Ruh insandan çekildiğinde insan külçe gibi yere yığılıp kalıyor. Ve artık o insanda hayat yok, o insanda hareket yok. Neden? Onu ayakta tutan ruh çekilmiştir. Temsilde hata olmasın. Bütün kainatta Allahu Teala'nın bu şekilde kayyumiyeti söz konusudur. Her şeyi ayakta tutan, her şeyi hareket ettiren odur ve her şey ona dayanır. İleyhi yurcaul emru kulluhu, bütün işler Allah'a racidir. Ve her şey onda başlar, onda biter. İşte kayyum ismi derken bütün eşyayı ayakta tutan, bütün eşyayı eviren, çeviren ve bütün eşyayı yönlendiren, hareket ettiren Allahu Teala'dır. Atomların hareketi var. Diyelim dünyanın hareketi var. Güneşin, yıldızların hareketleri var. Ve bu akılları hayrette bırakan bir hareket. Mesela insan vücudunu düşünecek olursak, insan vücudunda trilyonlarca hücre var. Trilyonlarca hücrenin her birisi adeta bir kimya laboratuvarı gibi veya bir fabrika gibi. Ama biz akıllı bir varlık olmakla beraber kendi vücut ülkemizde neler cereyan ettiğini bilemiyoruz. Ve sözümüz oralara geçmiyor. Ama Allahu Teala kayyumdur. Onları da o idare ediyor. Hepsinin arka planında Allah'ın tasarrufu var. Ve her şeyin melekut cephesi, bize görülmeyen cephesi Allah'a raci. Ve Allahu Teala'nın bu şekilde bütün alemlerde tam bir tasarrufu söz konusu. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Evvelinde la ta'huzu sinetun ve la nevm. Yani ne bir uyuklama ne de bir uyku Allah'a arız olamaz. Bu birer misaldir. İnsan uyuklayan bir varlık ve insan uyuyan bir varlık. Elimizde diyelim bir madde var. Uyukladığımız an elimizden düşer. Uyuduğumuz zaman zaten düşer. Bizler Allahu Teala'yı layıkıyla bilemiyoruz. Allahu Teala layıkıyla bilinmekten de zaten münezzehtir. La tudrikuhul ebsar. Gözler onu idrak edemez. Ve huve yudrikuhul ebsar. Ama o gözleri idrak eder. Ve leyse kemithihi şey, hiçbir şey Allah'ın misli değildir. Allah'a benzer değildir. Böyle olunca uyuklayan ve uyuyan bizlerin Allahu Teala'nın uykudan münezzeh olması, uyuklamadan münezzeh olmasını anlamamız çok da kolay bir şey değil. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Nasıl ki biz meşgul olduğumuz bir işi yaparken
uyusak veya uyuklasak o iş bozuluyor. Göklerde ve yerde hiçbir bozulma olmadığına göre demek ki gökleri ve yeri idare eden zat uykudan, uyuklamadan münezzehtir. Ve lehu ma fis semavati ve ma fil ard, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yani Allah'ın mülküdür. Allah namına onlar tasarrufta bulunurlar. Allah namına onların icraatları söz konusu olur. Mesela melekler Allah namına tasarrufta bulunurlar. Ama bu Allah namınadır, kendilerinden değildir. Kendi keyiflerine göre iş yapan varlıklar değil. Veya atomlar kendi başlarına bir takım şekiller alıyor değil, bir takım yerlere gidiyor değil. Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. Gökler ve yer Allah'ın birer askeri gibi, bütün varlıklar Allah'ın birer askeri gibi emir tahtında hareket ediyorlar. Mesela askere kaydolan birisine bir pusula geliyor. Gelen kağıtta hangi alay, hangi tabur, hangi bölükte yer aldığı orada yazıyor. Ve o asker kendi keyfine göre değil, gelen talimata göre oraya gidiyor. Ve o orada görevini eda ediyor, ifa ediyor. Bütün atomlar Allah'ın emriyle o nereye dilerse oraya gidiyorlar. Ve ona göre şekiller meydana geliyor. Ve Allah-u Teala kainatta tam bir hükümran ve tam bir tasarrufa sahip. Göklerde ve yerde olanlar hepsi onun. Men zellezî yeşfeu indehu illa biizni. Onun izni olmadan Allah nezdinde kim şefaat edebilir? Değerli izleyenlerim, şefaat denildiğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şefaatten bahsediyor. Ve benim diyor şefaatim ümmetimin kebair ehlinedir. Büyük günah işleyenlere ben şefaat edeceğim diyor. Bu bazen yanlış da anlaşılabiliyor. Yani işte istediğin günahı işle, peygamber nasıl olsa şefaat edecek, seni kurtaracak. O anlamda değerlendirmek yanlış olur. Ancak bir şefaat yetkisi de verilmiştir. Peygamberler ve onlara tabi olan büyük zatların Allah'ın dilediği şekilde şefaat yetkileri olacaktır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiğinde ümmetim ümmetim dediği gibi diğer alemde herkesin nefsi nefsi dediği yerde ümmetim ümmetim diyecek ve ümmetinin kurtuluşu için Cenab-ı Hakk'a dua edecektir. Ve يَوْمَنْ نَدْ اُكُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ O gün biz insanları, insan topluluklarını önderleriyle çağırırız buyuruyor Cenab-ı Hak. Diğer alemde işte peygamberler ümmetlerini alıp gelecek, büyük zatlar yine kendilerine tabi olanları alıp gelecek, mahşer meydanında o şekilde bir araya gelecekler. Demek ki büyük zatların, başta peygamberler, şefaat yetkisi de olacak. Ama bu yetki bir iznillah'tır, Allah'ın izniyledir. Allah'ın izni olmadan en büyük insan olan, en büyük peygamber olan peygamberimizin de kendi başına şefaati düşünülemez. Bazı zatlar herhalde bu illa bir iznihi kısmını pek düşünmeden şefaati inkar etme cihetine gidiyorlar. Şefaat diye bir şey olmayacak diyebiliyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de şefaat reddedilmez. Bu ayette de gördüğümüz şekliyle şefaatin doğrudan o kimselere verilmesi söz konusu değil. Allah'ın izniyle onlar şefaat edecekler. Allah'ın izin verdiği ölçüde şefaatleri olacak. Bu reddedilebilir bir hakikat değildir. Allah izin verdikten sonra bu anlamda bir şefaat gerçekleşecektir. Ve bizler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getirmekle onun şefaatine nail olmayı da ümit ediyoruz. Ve Peygamberimiz zaten ümmetine şefaat edeceğini, hatta büyük günah işleyenlere bile şefaati olacağını bize bildirmekte. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Allah-u Teala insanların hem önlerinde olanlarını bilir, hem de geride bıraktıklarını, onların arkasında olanları da bilir. Değerli izleyenlerim, burada Allah-u Teala'nın her şeyi bildiği nazara verilmiştir. Allah her şeyi bilir. Ve bizim yaptıklarımızı bilir. Bizden sonra geride bıraktıklarımızı da bilir. Mesela
Bizler dedemizi genelde hatırlarız ama dedemizin dedesini genelde de bilmeyiz. Çoğumuz bunu bilmez. Ama Allahu Teala hem dedenin yaptıklarını bilir hem de torunlarının yaptıklarını bilir. Bir insan şu anda diyelim hayatta bir takım eserler meydana getirdi. Öldükten sonra bu eserler ne gibi tesir meydana getirecek? İnsanlar üzerinde ne gibi etkisi olacak? Allah bunu da bilir. Ve insanların geride bıraktıkları zayi olmaz. İnsanların yaptıkları iyilikler yine zail olmaz, boşa gitmez. Ve bunlar taraf-ı ilahiden bilinir ve ona göre diğer alemde değerlendirilir. İşte bu anlamda Allah-u Teala'nın her şeyi kuşatan bir ilmi var. Hatta halkımız arasında da deniliyor, çok güzel bir ifade. İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halık bilir. Yani senin yaptığın iyilik boşa gitmez. Allah-u Teala yaptığın iyiliği bilir ve yaptığın iyiliğin karşılığını vermeye kadirdir. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ اِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ İnsanlar Allah'ın ilminden onun dilediği miktarını ancak bilebilirler. Yoksa Allah'ın ilmini tümüyle kuşatamazlar. Adeta şöyle düşünelim. Allah'ın ilmi sonsuz bir okyanus. Dünyadaki okyanusların sonu var da çok büyük ama neticede sonu var. Ama Allah'ın ilmi sonsuz bir okyanus. O sonsuz okyanus içinde bizim ilmimiz herhalde okyanusta bir damla olabilir. Her bir insanın ilmi az veya çok, büyük veya küçük okyanusta bir damla mesabesindedir. Evet, bizlerde de bir ilim var. Allah bize bir derece bir ilim nasip etmiş. Ama bu ilim sonsuz ilim karşısında, Allah'ın sonsuz ilmi karşısında adeta yok mesabesinde bir şey. Ve bizlerin bu ilmi kendimizden değil, Allah'ın vermesiyle var. Yani şöyle bir misalle açıklamaya çalışalım. Mesela okyanusu düşünelim. Okyanusun üzerinde kabarcıklar var. O kabarcıkların her birinde güneş parlıyor. Her birinde güneş görülüyor. Bu kabarcıklar aslında kendinden bir ışığa sahip değil. Ancak güneşten geleni yansıtıyorlar. Ve bu kabarcıklar sönüyor. Yerine yeni kabarcıklar geliyor. O yeni gelen kabarcıklarda da her birinde yine bir parlaklık var. Bütün bu parlaklıklar hepsi güneşten geliyor. Temsilde hata olmasın. Bütün varlıklar Allah'a mukabil birer ayna gibi. Ve Allah'ın ilminden bize bir şeyler yansıyor. Bizler bir şeyler biliyoruz. Ama öldüğümüz zaman artık o parlayan kabarcığın sönmesi misali bizim varlığımız sönüyor, ilmimiz de sönüyor. Ama ardından yeni gelenler var. Yeni gelenlerin ilimleri var. Böylece devam edip gidiyor. İşte bu kabarcıkların bir kısmının sönmesi, ardından yenilerinin gelmesi nasıl ki daimi bir güneşin varlığını gösterir. Onun gibi şu varlık aleminde nice varlıkların gelmesi, görülmesi, ardından kaybolup gitmesi, güneşler güneşi olan, ezel ebed güneşi olan Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini, sonsuz ilmini biz insanlara gösterir. Vesi'a kürsiyyuhu semavat vel ard, Allah'ın kürsisi gökleri ve yeri kuşatmıştır. Yani kürsiden acaba murat nedir? Hakimiyet şeklinde düşünmek mümkün. Nasıl ki bir padişah kürsüsüne oturur, tahtına oturur, alemi idare eder. Ama bir padişahın saltanatı memleketinin her tarafını tam kuşatmayabilir. Veya diyelim bir devletin iktidarı memleketin her tarafında olmayabilir. Bakarsınız bazı yerde eşkıyalar çıkar. Gündüz devlet hakimdir orada ama gece oralar eşkıyalarındır. İşte Allah'ın mülküne bu açıdan bakacak olursak, Allah'ın mülkünde Allah'ın izni dışında bir tek şey meydana gelmez. Allah'ın mülkünde Allah'ın tam bir hakimiyeti vardır. Ve Allah'ın kürsüsü, Allah'ın hakimiyeti her şeyi kuşatmıştır. Onun hakimiyeti dışında hiçbir şey tasavvur edilemez. Böyle olunca insanın vücudundaki bütün hücreler Allah'ın tasarrufu dahilindedir. Ve o hücrelerdeki bütün atomlar Allah'ın birer askeridir. Ve Allah'ın mülkünde, Allah'ın dışında bir varlığın gerçek anlamda bir tasarrufu söz konusu değildir.
Kürsi manası bunları da çağrıştırıyor, bunları da ifade ediyor. Ve huvel aliyyul azim, Allah yücedir ve Allah azimdir, azamet sahibidir. İşte Allah'ın mülkünü biz görüyoruz, doğrudan zatını görmüyoruz. Allah'ın mülkündeki azametin farkındayız. Mesela bir gece vakti, özellikle yaz mevsiminde, bulutsuz bir havada gökyüzündeki yıldızlara bakacak olursak en az 50 bin kadar çıplak gözle yıldızlar görebiliyoruz. Teleskoplarla baksak milyonlarcasını görüyoruz. Ama teleskoplarımızın da ulaşmadığı daha ilerlerde daha başka alemler var, daha başka yıldızlar var. Ve deniliyor ki sadece Samanyolu galaksisinde güneşimiz gibi 200 milyar kadar yıldız var. Ve bütün kainatta Samanyolu galaksisi tarzında en az 100 milyar yıldızlar topluluğu, galaksiler mevcut. İşte bir insan Allah'ın mülküne bu şekilde bakıyor ve gördükten sonra ya Rabbi senin azametin ne kadar da büyük, senin saltanatın ne kadar da haşmetli, azametli diye insan Allah'ın azameti karşısında kendi küçüklüğünü fark ediyor ve Allah'ın azameti karşısında hayret secdesine varıyor. İşte değerli izleyenlerim, Ayet-el Kürsi bu gibi manaları bizlere ders vermekte, bu gibi manaları bizlere anlatmakta. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın manalarından hissesi ziyade olanlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle.